Müntehanın şeyinde metin olarak İmam-ı Azam Hazretleri'nin kitabından tercüme yapılıyor. Biz Allahu Teala kitabında bütün sıfatlarıyla tavsif ettiği gibi tanırız. Hiçbir kimse Cenab-ı Hakk'a layık olduğu şekliyle ibadet etmeye kadir değildir. Bu İmam-ı Azam Hazretleri'nin fıkıh şeyinde El-Fıkhul Ekber'indeki söylediği. Diyor ki وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ اَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ تَعَالَى حَقَّ اِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ اَهْلُ Hiçbir kimse, bu hiçbir kimsenin içerisinde melekler de dahil, en büyük melekleri tutun, kerrubini tutun, mukarrabun meleklerini tutun, tamam mı? En büyük meleklerinde en büyük peygamberlere, ulul azm peygamberlere varınca kadar, en büyük erenlere, evliyalara, ulemayı aminine, rasihine varıncaya kadar fark etmez kim olursa olsun. İnsanlar, cinler hepsi dahil hiçbir kimse Allahu Teala'nın layık olduğu gibi hakkıyla ibadet etmeye kadir olamaz diyor. Hiç kimse. Hiç kimse. Ne kadar yaparsan. Onun için de مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ اِبَادَتِكَ يَا مَعْبُودْ Ehlullah öyle demişler. Ey yarattığı mahlukat tarafından kendisine ibadet olunan zat-ı ilahi, sana layık olduğun veçhiyle ibadet edemedik, hakkıyla ibadet edemedik. Cenab-ı Allah'a hakkıyla ibadet edemediğimizi cennete girince daha iyi anlayacağız. Mahşer günü daha iyi anlayacağız. Ölünce daha iyi anlayacağız. Yaptığımız ibadetlerin ne kadar az olduğunu, ne kadar eksik olduğunu, ne kadar ona karşı kusurlu olduğunu daha çok idrak edeceğiz. Bunları bilemediğimiz için, marifetullah'ta seviyemiz yüksek olmadığı için, bin bir türlü vesveseyle kıldığımız namazlarla yaptığımız ibadeti ibadet sayıyoruz. Allahu Ekber dedik, bir de bakmışım selam veriyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullah, selamu aleyküm ve rahmetullah. Ne çabuk kıldım ya, 4 rekat, ne çabuk da bitti ya. Aklıma neler geliyor, neler geliyor, sizin neler geliyor, neler geliyor. Bu şekilde kıldığımız ibadeti de biz ibadetten sayıyoruz. Oysa Allah'ımız böyle ibadetlerden çok 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 daha mükemmellerine layık. Ha hocam ben böyle kılıyorum, terk mi edeyim namazı? Hayır, haşa. Namaz terk edilmez, ibadet terk edilmez. Ama daha güzelini yapabilmek için gayret göstermek. Daha güzel. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh. Büyük Allah dostu. Büyük Allah dostu. Bazen nadiren sehiv secdesi yaparmış. Sehiv secdesi. Arkasındaki ilim ehli zatlar da derlermiş ki üstad, sehiv secdesini gerektirecek bir şey yapmadınız. Yani ne farzı geciktirdiniz, tehir ettirdiniz, ne vacibi tehir ettirdiniz, geciktiniz, ne de herhangi bir vacibi terk ettiniz. Sehiv secdesi bu yerlerde gerekiyor. Buna rağmen niye sehiv secdesi yaptınız diye sorduklarında, dünya aklıma geldi de onun için dermiş. Vay be. Dünya aklıma geldi de onun için. Bizimki aklımızdan çıkıyor mu ki? Bizimki aklımızdan çıkıyor mu ki? Dünya hep beynimizin içinde meşgul ediyor. Alış, veriş, gidiş, geziş, tozuş, planlar, projeler, he? Neler, 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 neler. Meşgul. Hani anlatırlar, kalp gözü açık bir meczup varmış. Bazı meczupların, bazı Allah dostlarının kalp gözleri açık. Meczup da Allah delisi yani. Akıllı ama insanlar onu deli zannediyor. Mescide gelmiş. Hiç kılmadı. Daha önce namaz kılmadı. Bir mescide gelmiş. Şöyle bir bakmış, tekrar geri çıkmış. Tekrar çıkmış mescide. Sonra tekrardan gelmiş içeriye. Safta yerini almış. Selamı veren buna kızmaya başlamış. Niye kızıyorlar? Ulan deli, sırtına bir tomar odun bağlamışsın, gelmişsin, sırtına da bağlamışsın, cemaatine namaz kılıyorsun.
O geldiğinde odun yok mu sırtında? Gitmiş sırt bir 5-10 tane odun görmüş, bağlamış, onu da sırtına bağlamış, gelmiş o şekilde namaz kılıyor böyle. Hiç camiye böyle mi gelinir? Hiç böyle mi namaz kılınır? Diye eleştiriyorlar. Hoca efendi de bir kalabalık görüyor böyle. Bu niye bu kalabalık neyin nesidir? Niçin tartışıyorsunuz? Ya şu deliye bak hocam, işte sırtına bir tomar odun bağlamış gelmiş, bir de safa duruyor böyle. Kılıyor. Durun bakalım diyor. Söyle kardeşim, sen niçin böyle yaptın? Sizin adetiniz böyle değil mi? Ne adeti? Camiye geldi. Bir baktı. Herkesin sırtında bir şey var. Herhalde bunların da adeti böyle dedim. Gittim ben de bu odunları topladım, bağladım sırtıma. Ben de geldim hani ayrı düşmeyin sizden diye. Ne var sırtlarında bunların? Gösteriyor. Diyor ki bunun sırtında ev var. Adam ev tamir ediyormuş. Bunun sırtında sarı öküz var. He? Ama sarı öküz hocanınkinde biraz sonra gelecek. Bunun sırtında işte hanımı var. Bunun sırtında bilmem iş yeri var. Bunun sırtında bilmem ne var. Hoca tabii milletin nasıl düşündüğünü, hangi düşüncelerle namaz kıldığını bilmiyor ya. Merak ediyor. Kafadan mı atıyor? İsabet mi diyor. Benimkinde ne var demiş. Demiş ki hoca, senin sırtında da sarı inek var. Hocanın sarı ineği hastaymış, öldü mü da falan diye onu düşünüyormuş namazda. Yani. Diyor ki evladım hadi sen git, tamam haklısın diyor. Sana söylenecek bir söz yok. İşte dünya bizi bırakmadı. Hep kafamızda, beynimizde, sırtımızda taşıyoruz. Bu düşüncelerle namaz kılıyoruz. Bunlardan bir kurtulabilsek Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun. Bu nedenle yani ne kadar ibadet edersek edelim, Allah-u Zülcelal'e layık bir şekilde ibadet etmemiz mümkün müdür arkadaşlar? Melekler mahza nurdur. Saf nurlardır. Nurani varlıklardır. Nefis yoktur. Nefsaniyet yoktur. Şehvet yoktur. Şehevi arzular yoktur. Cinsiyet yoktur. Erkeklik, dişilik yoktur. Yeme içme derdi yoktur. Gücünü, kuvvetini, taatını ne yapıyor? Gücü, kuvveti, enerjisini Mevla'ya ibadetten, zikirden alıyor. Tabiri caizse Allah'ın zikriyle enerji buluyor, şarj oluyor. İbadetine, namazına, rukuyla, secdeyle, tesbihle. Buna rağmen, hiçbir günah da işlemedikleri halde, buna rağmen onlar bile biliyor ki Allah'a layıkıyla ibadet edemiyor. Buna rağmen. Şimdi neyimize kalkıp da gururlanacağız? Hangi ibadetimizle Allah-u Teala'ya böyle ben de bir şeyler yaptım edasıyla varacağız. Onu siz düşünün. Onun için muhterem kardeşlerim, namaz kıldıktan sonra Efendimiz aleyhissalatü vesselam estağfirullah dermiş. Farz namazı bitirince böyle söylemek sünnettir. Bakın, farz namazı bitirince ibadet yaptık arkadaşlar. İmandan sonra en önemli ibadet olan namazı kıl. Huzura vardır. Es-salatu mi'racul mü'min. Namaz müminin miracıdır. Cenab-ı Allah'la mükalemedir, konuşmadır. Allah'ın huzurunda durmaktır. Böyle güzel bir ibadeti yaptığımız halde sanki günah işlemiş gibi ne diyoruz? Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah diyor. Veya estağfirullah el-azim. Estağfirullah el-azim. Estağfirullah. Niçin? Ya Rabbi sana layık ibadet edemedim diye Efendimiz estağfirullah dermiş. Şanına, azametine, büyüklüğüne, yüceliğine layık bir kullukta bulunamadım diye estağfirullah dermiş. Biz de o manada estağfirullahı canı gönülden dememiz lazım. O farzlar bitince içimizden Estağfirullah. Allah'tan mağfiret talep ederim. Allah'tan af dilerim, mağfiret talep ederim. Bu neyi ifade ediyor? Ma abednâke hakka ibadetike ya maruf sözünü. Ey efendim, ya mabud, biz sana hakkıyla ibadet edemedik.
Ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Ey mabudu hak olan. Ey gerçek ibadet edilmeye layık olan zat-ı ilahi sana hakkıyla ibadet edemez. İşte Ebu'l-Münteha burada diyor ki, devam ediyor. İmam-ı Azam Hazretleri'nin sözünü nakletti işte. Hiç kimse, Ebu Hanife Hazretleri diyor ki, hiç kimse ama kim olursa olsun Allah-u Zülcelal'in layık olduğu, ehil olduğu şekliyle Allah'a hakkıyla ibadet edemez. Böyle bir şeye kadir değildir diyor. İnsanların en kemallisi Hazreti Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dır. İnsanların en Allah'ı en iyi bileni Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allah'tan en çok korkanı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. O bile Allah'ım sana olan övgüleri sayıp bitiremem. Sen ancak kendini övdüğün gibisin der ve acziyetini itiraf ederse sen kendini düşün, ben kendimi düşünelim. Biz kimiz ya? Ama en güzelini yapmak için ne yapmamız lazım? Çaba sarf etmemiz, gayret göstermemiz lazım ve yapamadığımızı Efendimiz gibi itiraf etmemiz lazım. Yapamadığımızı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi itiraf etmemiz lazım.